Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of History 2'de Endülüs Emevi Devleti serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki abi epey bir sinir olmuştum. Çünkü bir yandan Oyo İmparatorluğu'nun barış antlaşmasını kabul etmemesi, bir yandan da sürekli olarak topraklarımızda isyancıların çıkması bizi gerçekten de zor bir duruma düşürmüştü ama ben bu sefer videoya geçmeden önce bunları hallettim. Oyo İmparatorluğu'yla barıştık ve asileri de hallettim videoya girmeden önce. O en son çıkan asileri hallettikten sonra birkaç kez daha yine asiler çıktı. Onları da hallettik. Hepsini tamamladık. Şimdi kaldığımız yerden daha düzgün bir şekilde devam ediyoruz. Tam ben videoya girecekken Provence devletinden ani bir savaş ilanı aldık. Provence devleti Kuzey Afrika'nın en büyük devletlerinden, en köklü denmez de gerçi en büyük hakimiyete sahip devletlerinden bir tanesi. Dolayısıyla onlarla Kuzey Afrika topraklarında savaşmak zor olacak. Onların Avrupa'daki topraklarından çok fazla korktuğumu söyleyemem ama kendileri 7. sırada bulunuyor. Yani güçleri hatta ekonomilerine bakıldığında bizden çok daha üstünler ekonomik açıdan. Ama nüfus açısından kendilerinden 3 kat daha fazla nüfusa sahip olan bir devletiz. Bu sebepten ben onları yenebileceğimizi düşünüyorum abi. Çünkü adamların her ne kadar ekonomisi olsa da o ekonomiyi kullanarak ordu basabilecekleri ciddi bir nüfusları bulunmuyor. O sebepten çok da fazla tırstığımı söyleyemeyeceğim. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Eğer bu savaşı kazanırsak çok yüksek bir ekonomiye ulaşacağız gerçekten de. Yani sonuç olarak şöyle baktığımızda bizim 237 binlik bir ekonomimiz var. Onların 335 binlik bir ekonomisi var. Bizim ekonomimizi iki katından da daha yüksek bir seviyeye çıkaracak şu anki halinden. Dolayısıyla bu savaşı kazanmak önemli. Atlayalım bakalım turumuzu. Evet, gayet güzel. Evet, her devlet gibi tabii ki de yağma yapıyorlar. Abi bu arada birkaç gündür seri videoların azalma sebeplerinden bir tanesi de havanın aşırı sıcak olması. Birkaç gündür yaşadığım yerde hava sıcaklığı 35 derecelerde geziniyor. Ve video çekmek de benim için biraz eziyet oluyor abi açıkçası. O sebepten biraz daha seri videoları azaldı son günlerde. Yani arkamda bir vantilatör var. Hani normalde serinletmesi gerekiyor. Ama video çekerken maalesef eğer yüksek ayarı alırsam videoya vantilatörün sesi çıkıyor. Videoyu sanki balkondan çekmiş gibi oluyorum abi. O sebepten maalesef onu da çok fazla açamıyorum. Çok sıcak oluyor. O yüzden seri videoları birazcık azaldı bu sıralar. Ya yine de atmaya devam edeceğiz abicim. Artık elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Devam edelim bakalım. Aa, bizim burada 15 binlik bir ordumuz varmış abi. Ona hemencik Avrupa'daki Provence topraklarına, bizden işgal ettikleri Provence topraklarına yollayalım. Kuzey Afrika'da da savunma yapmaya çalışmaya devam ediyoruz. Hatta biz İberya'dan basacağımız orduları da yollayabiliriz diyecektim ki paramızın olmadığı gerçeğiyle yüzleştim. Devam edelim bakalım. Elimizden geldiğince savunmaya çalışacağız. Elimizde ne kadar asker varsa hepsiyle savunma yapmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz abi? Güzel 1400'lük bir ordu basımı daha gerçekleştirdik. Gerilerden de ordu basmaya devam edelim. Hatta şuradan da bir saldırı gerçekleştirelim. Artık bizden aldıkları toprakları alalım ki daha fazla yağma yapmalarına da izin vermeyelim. Bizim 5000'lik ordularımız da şu anda zaten cepheye ulaştılar. Provence'in şu anda başka bir devletten geçiş izni almaması önemli. Şöyle bakıyorum. Almamışlar. Çünkü atıyorum mesela Mali'den bir geçiş izni alsalar abicim bu sefer bu taraflardan da saldıracaklar ve ben iyice zora düşeceğim. İnşallah herhangi bir devletten geçiş izni almaz. Eğer geçiş izni alırlarsa geçiş izni aldıkları devletin de sınırlarına ordular yollamak zorunda kalacağız ve iş iyice karışacak. Dolayısıyla herhangi birinden ordu geçiş izni almamaları önemli. Güzel. Ordularımız cepheye yetişti abicim. Umarım buradan sonra daha güçlü bir şekilde savunabiliriz Provence devletini. Şu anda kaybettiğimiz toprakları, Avrupa'da kaybettiğimiz toprakları onlardan geri aldık. Sıra Afrika'da, artık Afrika'da da kaybettiğimiz toprakları geri almamız gerekiyor. Devam edelim bakalım. Tamam, güzel hallettik orayı. İyi bir savunma, gayet güzel. Elimizdeki ordu sayısı da gayet yerinde. Şu anda barış antlaşmasını kabul ederler mi acaba? Şöyle bir bakalım, deneyelim mi abicim şansımızı? Denemekten zarar gelmez. Evet abicim, kabul etmiyorlar. Biz de o zaman savunabildiğimiz yere kadar savunmaya çalışacağız. Devam edelim abicim savunmaya. Evet, bizim topraklarımızı maalesef almaya devam ediyorlar. Çünkü şu anda paraları bizden çok daha yüksektir diye tahmin ediyorum. Ya yani bizi gerçekten kötü bir anımızda yakaladılar. 150 bin, yaklaşık 150 bin dukatım varken savaşı ilan ettiler. Eğer elimde daha fazla para olsaydı daha güçlü bir şekilde savunabilirdim topraklarımı ama elimde para yoktu abi. Yani gerçekten hazırlıksız olduğum bir zamanda vurdular beni. O sebepten biraz zorlanıyoruz şu anda. Ya aslında Avrupa'yı hallettik gibi görünüyor. Hatta çıkarmaları falan da bayağı düşük sayılarla getiriyor. 17 asker ne lan? Çapulcu musun oğlum? 17 asker ne lan? Çapulcu gibi ordu getiriyor lan herif. Biz bunları acaba bitirdik mi ya Avrupa'da? Bir bakalım. Yani. Yani. E işte.
Az orduları vardı abi. Beklediğimden daha az orduları vardı. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bütün gücünüzü Afrika'ya falan mı çektiniz? Bu kadar düşük olmaması lazımdı oradaki ordu sayınızın, Avrupa'daki ordu sayınızın. Evet abi basbayağı hallediyoruz lan. Aa ne güzel. Böyle olacağını bilmiyordum. Başka bir devlette savaşta mıyız abi? Bir de Aragon'la savaştayız. Moskova Knezliği zaten. Artık bizim geleneksel savaşımız gibi oldu abi. Barışılmıyor o savaşta. Bug oldu yani. Osmanlı İmparatorluğu barışmıyor maalesef. Ben barışmaya çalıştığımda da oyun beni ana menüye atıyor. O sebepten şu anda Moskova Knezliği ile sonsuza kadar devam edecek bir savaş içerisindeyiz. Devam edelim bakalım Kuzey Afrika'daki topraklarımızı savunmaya. Güzel paramız da iyi birikmiş abicim. Şuralardan basacağım ordularla belki birazcık ordu yollayabilirim Kuzey Afrika topraklarına. Avrupa'yı zaten hallettik gibi görünüyor. Provence'in diplomasisine bir kez daha bakalım. Hala da geçiz izni aldıkları bir devlet yok. Ama İngiltere Krallığı ile ilişkileri gerçekten çok iyi. Dolayısıyla İngiltere Krallığından bir geçiş izni alma ihtimalleri yüksek. Umarım alamazlar ama alma ihtimalleri var gibi görünüyor. Devam edelim. Yani geçiş izni alırlarsa İngiltere Krallığı sınırlarına da ordu dizmemiz gerekecek ama İngiltere Krallığı zaten şu anda burada hali hazırda Avusturya ile savaşta ve Avusturya İngiltere'nin büyük bir ihtimalle içinden geçer. Ayrıca Provence'in Avusturya'ya olan görüşü gerçekten çok kötü. Dolayısıyla umarım Avusturya İngiltere Savaşı'nı Avusturya kazanır. Böylece İngiltere'den geçiş izni almaları gibi bir risk ortadan kalkmış olur. Hala yağma yapmaya devam ediyorlar. Maalesef bizim Kuzey Afrika'daki topraklarımızı çok değersiz hale getirdiler. Başkentlerine bir çıkarma attılar ve başarılı oldular maalesef. Ve biz de başkentlerini geri alamadık abi. Oo, 10 bin askerle geldiler abi o bölgeden. İşte bu birazcık kötü oldu. Bu beklenmedik bir hamleydi. Şuralarda ufak ordu basımları gerçekleştirelim. Geri kalan paramı da tamamen bu bölgede ordu basmak için harcayacaktım ama yine para yetmiyor. O zaman yine Granada ve civarlarından basalım ordularımızı. Cebeli Tarık, Granada vesaire. Aynen öyle. Başka hatta liman olan bir yer aynen Faro toprağından da basabiliriz. Tamam. Bu kadar yeterli zaten para da bitti. Devam edelim. Güzel. Attıkları çıkarmayı sonunda bertaraf etmeyi başardık. Şimdi bütün ordularımız hemen sınırlara doğru gelsinler, tamam mı? Hızlı bir şekilde abicim. Mümkün olan en hızlı şekilde ordular sınırlara doğru gelsin. Bu 7100 orduyu tamamen geriye doğru yolluyorum. Çünkü bütün gücümüzü buradaki sınırlarda toparlayacağız. Devam edelim. Güzel. Tamam abi. Biraz kaçma kovalamaca oyununa döndü yine ama. Tamam güzel orayı da aldık. Şimdi burayı da buradan gelecek desteklerle beraber alacağız. Granada'da da bir ordu basımı gerçekleştirmiştik. Oradan da hemen ordularımı yolladım. Hatta aynen daha fazla ordu basmayalım ki bekleyelim paramız biriksin. Tamam güzel geldi abi bizim ordular. Şimdi saldır. Aynen öyle gayet güzel. Geri aldılar maalesef. Tamam çok büyük bir sıkıntı değil. Bir daha saldırın abi. Hatta sen oraya gitme. Sen buraya gel. Aynen öyle paramız da epey bir birikmiş oldu ama adamlar salmıyor abicim. Adamlar salmıyor. Adamlar çok güçlü. Yani adamların nüfusu yoktu ama gerçekten çok sağlam ordu basıyorlar bu ellerindeki düşük nüfusa rağmen. İyi savunmamız lazım abi bizim. Yani elimizdeki nüfus avantajını kullanabilmemiz için bize para lazım. Ama maalesef paramız yok. Yani çok çabuk bitiyor. Gelirimiz de öyle aşırı iyi değil. İşte ekonomimiz biraz daha iyi olsa gelirimiz daha iyi olacaktı. Daha fazla ordu basabilecektik ama maalesef gelirimiz iyi değil. Nüfusumuz iyi ama o nüfusu kullanacak para yok. Yani şu anda böyle bir sıkıştık abi. Yani kör düğüm oldu abi şu anda her şey. Devam edelim. Romans herhangi birinden geçizini aldı mı? Hala almamış. Avusturya'da bu arada İngiltere'yi yenmiş. Bizim arzuladığımız şey oldu. Avusturya İngiltere'yi mağlup etti. Ama biz de ne olur ne olmaz Avusturya'yla ilişkilerimizi iyi tutmalıyız. Osmanlı İmparatorluğundan bana fayda gelmeyecek gibi görünüyor abi. Yani sanki Osmanlı'dan bana fayda gelmeyecek gibi görünüyor. Aslında Osmanlı'yı bir savaşa davet etsem. Aynen lan. Oğlum ben niye Provence'e karşı ama Osmanlı'yı savaşa çağırırsam eğer Osmanlı Kuzey Afrika topraklarından büyük bir ihtimalle kendine pay çıkaracaktır. Bu da benim ileride yapacağım Osmanlı İmparatorluğu Savaşı'nı daha zor bir hale getirecek. Yani çağırmamak sanki daha mantıklı gibi görünüyor şu anda. Evet Provence maalesef ilerlemeye devam ediyor abicim. Durduramıyoruz adamları. Güzel durdurduk. Durdurduk abi çok güzel. Evet abi maalesef yine durduramadık. Adamlar çok fena abi. Adamlar çok fena geliyorlar. Biraz daha bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Yine Granada ve civarlarından, Lizbon'dan aynı şekilde gerçekleştirebiliriz. Porto'dan gerçekleştirecektim ki hareket puanımız maalesef yetersiz kaldı. Evet güzel savunduk abi. Bu tur gerçekten güzel savunduk. Hadi birazcık da ordu basımı. Hadi bu ordularla bir şeyler yapmaya çalışalım. Haydi. Birazcık geriye doğru ordu çekiyorum. Aynen öyle. Bastığımız ordular hemen sınırlara doğru yine gelsinler. Gerçekten büyük bir savunma veriyoruz abi şu anda. Yani bayağı büyük bir savunma veriyoruz ama
Bu kadar kayıba rağmen %2'lik bir galibiyetimiz var şu anda Provence devletine karşı. %2 önde götürüyoruz şu anda savaşı. Bu gerçekten güzel. Hala elimizde para var. Granada'dan biraz ordu basacaktım ama maalesef hareket puanımız yine el vermedi buna. Güzel, iyi savunduk abiciğim. O toprakları geri almayı başardık. Biraz daha bir ordu basımı. Bir tık daha oğlum. Hadi artık. Artık son nefeslerimiz ya gerçekten de. Hadi. Tamam, şimdi barış antlaşması kabul edilir mi? Şöyle bakıyorum. Evet, sen hiçbir toprak almıyorsun. Ben de hiçbir toprak almıyorum. Evet, böyle bir beyaz barış aslında yapabiliriz. Evet abi, kabul edildi. Uzun süren direnişimiz sonucunda Provence Devleti ile beyaz barışı imzalamayı başardık. Hemen ordularımızı bir bölgede yine toplayalım. Gelin abicim hepiniz, aynen. Tamam, sen de gel şimdi buraya. Yine isyancı çıktı abi. Tabii isyancı çıkması normal. Bu sefer normal karşılıyorum. Çünkü adamlar çok fazla yağma yaptılar aldıkları topraklar üzerinde. Bu da isyanı tetikledi. Normal. Buna çok da fazla kızmam gerekmiyor abi. Gereksiz bir sinir olur. Evet, güzel. İsyancıları da hallettik. Şimdi şöyle bakıyorum. O isyan çıkan topraklarda, daha doğrusu yağmalama yapılan topraklarda mutluluk azalmıştır diye düşündüm. Ama mutluluklar da gayet yerinde görünüyor. Şöyle bir mutluluk haritasını açacağım. Eğer mutluluğun çok az olduğu topraklar varsa biraz festival ya. Oo, evet varmış. Bayağı varmış. Bu ne be? %46 ne oğlum? Asi çıkması çok normalmiş yani. Bayağı normalmiş Asi çıkması. Güzel, festivaller bitti. Bir kez daha yapalım hemen. Buraların mutluluklarını arttırmak önemli abi bizim için. Birisi mi savaşı ilan etti? Asi çıktı abi yine. Nerede çıktı peki? Tamam, hemen halledelim. Sıkıntı değil abicim. Hemen hallederiz. Geçen bölümdeki gibi sinirlenmeyeceğim bu sefer. Asi çıkar, biz de Asileri indiririz. Çok da ortada kafa karıştırıcı bir durum yok. Toplayın orduları. Aynen, güzel. Şimdi mutluluk haritasını yine aç ve yine devam edelim lütfen mutlulukları arttırmaya. Gayet güzel. Evet, toparladık gibi abi. Şu ana kadar bu arada neredeyse hiçbir seneyimde sanırım festival yapmadım. Ya, festival gerçekten hiç kullanmıyorum abi. Aslında kullanmak yararlı. Bu üst üste çıkan isyanları engellemek için, önlemek için. Genel olarak zaten isyancılar belli topraklarda çıkıyorlar. Dolayısıyla bu topraklarda festival yaparsan bu topraklarda isyancı çıkmaz. Diğer toprakların mutluluğu ve eyalet istikrarı zaten yüksekse oralarda da çıkmaz. Aslında festival gayet işe yarayan bir etken. Artık birazcık ekonomimizi arttırmamız gerekiyor. Provence Savaşı'nda gördük ki nüfusumuz iyi bir düzeyde ama maalesef ekonomik olarak bizim çıtamızdaki devletlerden çok geride kalmış gibi görünüyoruz. Bu sebepten ekonomik yatırımlarımızı gerçekleştirmeye de başladık dostlar. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edelim. Hatta birazdan manuel ekonomik yatırım da gerçekleştirebiliriz. Zak toprağında bir kez daha bir festival yapacağım. En az %80 olsun abicim. Aynen öyle. Şu anda bütün topraklarımızın mutluluk değeri %80'in üzerinde ve Endülüs Emevi Devleti'nin toplam mutluluk değeri %97. Yani mutlu bir devletimiz var abi. Mutlu bir halkımız var şu anda. İsyan çıkmasını bu yüzden çok fazla beklemiyorum. Ama artık elimizdeki 25 bin orduyu da şu isyanla kurulan Wessex Krallığını halletmenin bence zamanı geldi de geçiyor. Kendileri fırsatçılık yaptılar ve biz Kuzey Afrika'da kıran kırana bir savaş verirken kendileri İngiltere adasında, daha doğrusu Britanya adasında bir isyan çıkardılar ve Wessex Krallığını kurdular. Artık bu kurulan isyancı devletini yok etmenin vakti geldi. Hemen hızlı bir şekilde savaşımı ilan ediyorum kendilerine. Herhangi bir müttefikleri vesaire de yoktu sanırım. Saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz ve tabii ki de başarılı oluyoruz. Londra gibi değerli bir toprak şu anda bu isyancı devletinin elinde. Ya yani bu toprakları onlara bırakmamamız lazımdı bizim en baştan. Çıkarma atıyorlar abi ama ümitsiz vaka pek tabii ki de. Savaşı kazandık ve Wessex Krallığını yerle bir etmeyi başardık. Bu isyanla kurulan devleti yine yıkmayı ve topraklarını elimize geçirmeyi başardık. Ordularımızı hemen Londra'da toplayalım. Sonrasında başkentimiz Granada'ya çekerim ve asimilasyon işlemlerini başlatalım. Özür dilerim, Granada değil, Cordoba abi. Aynen öyle. Evet, paramız çok eksiye düştü. Çünkü yatırım yapıyoruz hala. Güzel, şimdi artıya çıktı. Osmanlı beni Oyrat'a karşı savaşa davet ediyor. Ben gelmiyorum abi. Osmanlı, benim seninle işim yok kardeşim. Benim seninle bir işim yok kardeşim Osmanlı. Sevgili Osmanlı, benim seninle işim olmaz. Ya sen şu İmereti Krallığını bir aradan çıkarsan Provence'e hem batıdan hem doğudan gireceğiz. Ama Osmanlı'nın bir şey yaptığı yok ki. Osmanlı anca gitsin Moskova Knezi ile savaşsın. Başka bir şey yapmıyor zaten. Herif başka bir şey yapmıyor zaten abi. Başka bir şey yaramıyor. Yani ayda yılda bir böyle bir bug olur. Savaşta barışmama bug'ı ya da işte barış müzakerelerinde ana menüye atma bug'ı. Ayda yılda bir olur bunlar ama beni bulurlar abi. Yani biz biraz şanssızız ya. Özellikle son zamanlarda biz çok şanssızız ya. Ya kötü oynadığımızdan değil bence abi. Biz şanssızız biraz bu sıralar.
Neyse, asimilasyon işlemlerimizi başlatalım bakalım. Tabii buralarda çok düşük asimilasyon işlemleri yok çünkü zamanda bizim topraklarımızda buralar. Dolayısıyla normal topraklara göre bir tık daha fazla asimilasyona sahipler. Daha doğrusu yer istikrarına sahipler. O yüzden oraları yapmak çok da zor olmayacak. Devam edelim hemen asimilasyon işlemlerini yapmaya. Güzel. Şimdi artık sıradaki hedefimizi belirlemenin vakti geldi. Ya gerçekten güçlü devletler abi. Karşımızdaki devletler güçlü devletler. Şöyle bir baktığında Emevileri formlamak için öncelikle karşında Provence var. Oyo İmparatorluğu var. Oyo İmparatorluğu'nun zaten gücünü gördünüz yani. Beni deli eden bir gücü vardı adamın. Tilimsan. Tamam hadi Tilimsan çok güçlü değil. Sonra karşında Provence var. Provence'in de gücünü az önce gördünüz. Sonra geliyor karşına kim geliyor? İmereti Krallığı. Sıralamasına bakıyorsun. Tamam çok güçlü değillermiş. Sonra kim geliyor karşına? Osmanlı. Sıralamasına bakıyorsun ikinci sırada. Sonra kim geliyor karşına abicim? Bir sürü devlet geliyor zaten sonra abi ya. Bunu formlamak biraz zor olacak ya. Biraz zorlanacağız abi. Bu uzun bir seri olacak gibi görünüyor ya. Zor olacak çünkü aynen öyle. Biraz zorlanacağız abi. Neyse artık. Biz bunun üstesinden geliriz abicim. Hemen gelen teknoloji puanımı araştırmaya verdim ve sıradaki savaşı ilan edeceğim devlet Oyo İmparatorluğu. Ama bu sefer daha hazırlıklı gireceğiz bu savaşa. Osmanlı İmparatorluğu beni Sind'e karşı savaşa davet ediyor. Osmanlı'nın çağırdığı hiçbir savaşa girmeyeceğim. Umurumda da değil ne yaptı. Şu Moskova Kneziliği ile barışırsa her savaşına gelirim. Ama barışmadığı sürece ne yaptığı zerre umurumda değil. Şöyle bir şimdi ekonomik haritaya baktığımızda, ekonomik sıralamaya baktığımızda ne kadar geride olduğumuz sanırım çok belli. Dördüncü sıradayız ama ekonomik olarak 14. sıradayız. Hani epey bir gerideyiz. O yüzden artık bir manuel ekonomik yatırım gerçekleştirme vaktimiz geldi gibi görünüyor. Osmanlı'da değil abicim, Osmanlı'da değil. Biz bir kendimiz de gerçekleştirelim de o yatırımları. Sonra Osmanlı'ya bakarız. Hele bir kendimiz de yapalım o yatırımları. Zaten abicim yani dördüncü sırada bulunuyoruz. Dördüncü sırada bulunurken bu kadarcık asker basımıyla, bu kadarcık ordu basımıyla bizim gelirimizin bu kadar azalmaması gerekiyordu normalde. Ama çok azaldı ve bunun başlıca sebebi de ekonomimizin düşük olması. Bu ekonomiyi acilen çok hızlı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Ayrıca bir yandan da yatırımlara da para verirsek gerçekten daha iyi olacak. Sadece ilk 3 toprağımda yapacağım yatırımları. Ben ekonomik yatırımları gerçekleştirirken videoyu burada durdurayım. Yatırımları yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Epey uzun bir süre manuel ekonomik yatırımlarımızı gerçekleştirdik ve bu manuel ekonomik yatırımların sonucunda ülkemizi toplam sıralamada ikinci sıraya, ekonomik sıralamada ikinci sıraya, nüfus puanında da aynı şekilde ikinci sıraya çıkarmayı başardık. Birinci Kımer İmparatorluğu'ndan ekonomik puan olarak sadece 12 puanlık geride bulunuyoruz. 12 puan gerisinde bulunuyoruz. Bu farkı da kapatmak bizim için zor olmayacaktır. Hatta mümkünse abicim sizin de değerli vaktinizi birazcık alarak şunları hemen halletmek istiyorum ve kendimizi ekonomik olarak birinci sıraya atmak istiyorum. Bakalım başarabilecek miyiz abi? Bakıyorum ve evet dostlar hayırlı uğurlu olsun. Ekonomik olarak hem müttefiğimiz Osmanlı'yı hem de Kımer İmparatorluğu'nu geride bırakarak birinci sıraya oturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel. Şimdi hemen yatırıma verdiğimiz parayı keselim. Yatırımlarımız daha doğrusu ekonomimiz 200 binlerden 630 bine kadar büyük bir yükseliş gösterdi. Bu bizim tabii ki istihdam edebilir nüfusumuza da olumlu bir katkı sağlayacaktır ama istihdam edebilir nüfusu asıl arttırmanın yöntemi pek tabii ki nüfusa yatırım yapmak olacak. Bu arada bu bölgede Napoli Krallığı, Uyu İmparatorluğu, Bohemia Krallığı, Tinimsan arasında bir hakimiyet yarışı dönüyor. Burada şu an kim kiminle savaşta bilmiyorum. Bohemia ile Uyu savaştaymış. Ne kadar güzel. Ama aslında Uyu daha güçsüz. Ya Boyo dur. Dur Bohemia sal orayı ben hemen Uyu'ya saldıracağım. Sen sal orayı ben saldıracağım hemen. Bekle. Cenevize karşı beni savaşa falan çağırma. Dur. Burayı bir Uyu alsın. Şurayı Uyu almalı. Ya o orduyu nereye götürüyorum? Bu kimin ordusu? Provence'in mi? Aa, yo Provence'in. Galiba Provence'in ya. Neyse abicim bilmiyorum artık kimin ordusu olduğunu. Çok da umurumda da değil. Devam edelim. Şurayı Oyo'nun alması lazım. Şurayı Oyo alsın lütfen hadi. Hadi be Oyo yap bir şeyler artık. Neyse abi tamam. Tamam. Biz ordularımızı basalım. Biz ordularımızı basmadan önce bir nüfus yatırımı yapalım ama. Nüfus yatırımından sonra istihdam edilebilir nüfusa da açalım hatta hemen hızlı bir şekilde. Aynen öyle. Hızlıca artsın abicim bizim istihdam edilebilir nüfuslarımız. Tamam hala Bohemya'da abicim o toprak. Hala Bohemya'da. Hala Bohemya'da. Hadi artık sal artık Bohemya. Sal lan şu toprağı artık. Ne yapıyorsun oğlum toprakta? Aa diğerini de aldı. Aa. İşte bu bir tık kötü oldu beyler. Aa barışı da imzaladı. Evet hayırlı uğurlu olsun artık Bohemya'yla da savaşmamız gerekiyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında Bohemya...
Yani daha mı iyi oldu bilmiyorum. Çünkü Bohemya bayağı bir devletin arasında sıkışıp kalmış bir devlet. Denize çıkması için yani ana topraklarından denize çıkması için birçok devletten geç izni alması gerekecek. Ha ben buradan çıkarım denize diyorsa da buradan çok fazla ordu getirebileceğini de ben sanmıyorum. Yani sanki daha iyi oldu ya Bohemya'nın alması. Biraz hızlı bir şekilde eğer o topraklara saldırabilirsek içimden bir ses alırız diyor. Ya hatta hemen saldıralım abi ya. Ya yılanın başını küçükken ezerim. Ya abi sal artık adamları ama. Ne kadar çok savaş ilan ediyorsun ya. Gel lan buraya gel. Gel buraya. Sen kardeşim benim bölgemde. Sen benim bölgemde millete ahkam kesiyormuşsun. Duyduk üzüldük yani senin adına üzüldük yani biz. Yanlış anlama senin adına üzüldük. Ya benim bölgemde böyle şeyler yapman pek doğru değil kardeşim. Bohemia kardeşim. Ya benim bölgemde olmaz. Anlatabildim mi? Buralar bizim kardeş. Buralarda adalet bizden sorulur. Yani sen öyle çok şey yapma. Çok fazla şey yapma. Boyunun ölçüsünü alırız yani ona göre. Güzel abicim orayı da hallettik. Video da bu arada 20 dakikayı da geçti gidiyor. Artık yavaştan bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki bölüm Bohemia Savaşı'yla. Hatta Bohemia Savaşı'nda barış antlaşmasını imzalamış olurum. Büyük bir ihtimalle kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Güzel bir bölüm oldu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.